Merhabalar, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Timur Yılmaz Hocama merhabalar diyorum öncelikle. Bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok severek, çok sizi de önceden de takip ediyordum. Çok gururlanarak geldim. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Alp, biz demeye alışmışım. Alp bugün belli sağlık koşulları nedeniyle katılamadı. Onu da böyle bir analım. Eksik olan bugün Alp diyelim yine. Şimdi hocam nereden başlasak bilmiyorum. Aslında Saffet Hoca'yla, Saffet Murat Tura'yla birazcık beynin algısıyla alakalı konuşmuştuk. Beynin kendi yarattığı gerçek dışı bir algı var. Bu işlevsel olarak evrimsel süreci destekleyen adaptasyonumuzla alakalı olabilir, böyle bakılabilir. Bunun dışında bir de gerçekten fiziksel, kimyasal süreçlerinde olan farklı bir durum var, nesnel bakarsak. Gerçeklik nedir? Beyin nasıl algılıyor? Ve buradan da zamanı nasıl algıladığımıza göre isterseniz evrilelim. Aynen. Şimdi gerçeklik ve beyin meselesi son 20 yıldır sinir bilimcilerinin masaya yatırdığı çok ciddi bir konu. Dikkat ederseniz sinir bilimi neredeyse artık her konuyla ilgileniyor. Mesela sinir biliminin iktisadi konularıyla ilgilenenler, bizim onlar daha çok iktisadi bir ekolle bunu inceliyorlar. Bizim behavioral neuroscience dediğimiz davranış sinir bilimiyle ilgilenenler daha çok sosyoloji ve psikolojinin alanlarıyla ilgileniyor. Ve gerçeklik algımızla da ilgilenen bir kümeleşmiş sinir bilimi insanları mevcut. David Eagleman bunların başlarını çekenlerden birisi. Onlar aslında günümüzdeki fizikçiler, filozoflarla çok haşır neşir olan tipler oldular ve ben kendim de çok ilgi alanıma giren bir konumum. Çünkü kendi gerçeklik algımın yıkılmasına da çok yardımcı olduğu için kendim zaten bundan faydalandığım için çok mutluyum. Gerçeklikle ilgili şöyle bir sıkıntımız var bizim. Siz gerçeklik hakkında konuştuğunuz zaman dünyada şu an yaşayan her insan, yani her insan beyni doğduğu günden beri çevresiyle ilintili bir ilişkide olduğu için ve hepimizin kendimize ait içsel bir gerçeklik modeli olduğu için bu kadar çok kişi, bu belki de dünyadaki en büyük ultimatondur. Yani mesela dinleri hakkında tartışabilirsiniz, insanların belirli bir yüzdesi size katılır, belirli bir yüzdesi size katılmaz. İktisadi modeller hakkında tartışırsınız, değil mi? Dünya gene size katılanlar olacaktır, katılmayanlar olacaktır. Tarih hakkında, değil mi? Ülkemizde çok sık yaşadığımız, yani daha 50 yıl önceki tarihimiz hakkında bu ülkenin neredeyse %50 ikiye bölünmüş bir şekilde fikir beyan ettiğini görebiliyorsunuz. Ama siz tıpkı Matrix filmindeki gibi kaşığın aslında olmadığına dair ya da en azından hepimiz aynı kaşığı gördüğümüzü iddia etsek de aslında hepimizin gördüğü şey gerçeklik denemeyecek kadar büyük bir uydurmanın ürünü dediğiniz zaman size katılabilecek insan sayısı belki de dünyadaki hani en küçük azınlığa denk geliyorsunuz. Yani en büyük dogmaya karşı geliyorsunuz. Siz diğer en büyük dogma zaten biliyorsunuz benlik algısıdır. Onu yaptığınız zaman zaten Freud gibi sizi hani çarmıha gerirler. Hani gerçeklikle ilgili bir şey söylediğinizden tıpkı Galileo'da olduğu gibi o da genellikle aynı cezaya çarptırırlar sizi ama şükür bugünkü dünyada bilim insanlarını bu kadar çabuk yargılayıp sonradan affetmek için sizi idam edecek bir kurum çok yok gibi gözüküyor. Gerçeklik algısının ne kadar büyük bir uydurma olduğunu anlatabilmek için çok güzel bir sistematik geliştirdi sinir bilimcileri. Ben kendim kaynaklardan böyle öğrendiğim için neredeyse anlattığım her yerde bu metodolojiyi kullanıyorum. Çünkü çok ciddi bir konu. Aslında gerçekliğin yalan olduğunu söyleyince arkasından da ciddiyetten bahsetmek çok komik oluyor bence. Evet. Hani gerçekliğin olmadığı bir yerde ciddiyetlidir. Aynen, ironik oluyor. Şöyle ki beynimizin, ben temel çalışma prensiplerinin hepsine girmeyeceğim. Zaten artık dünyada hani neredeyse her insanın beynin temel çalışma prensipleri hakkında bilgiye sahipler ama gerçeklikle ilgili ilk anlamamız gereken şey şu. Bir kere beynimiz kapalı bir kutu. Bu ne demek oluyor? Beynimiz aslında gerçek anlamda görmez, duymaz, hissetmez, hatırlamaz. Beynimiz mesela görmeyi bunun için evrimleşmiş. Bazı hücrelerimiz var. Işık o hücrelere bir değişikliklere sebep oluyor. Beynimiz sonra kendi içsel, yazılımsal, bizim o bilgisayardaki 0-1'e benzer ama tam anlamıyla aynısı değil.
O yüzden yapay zeka ile ilgili bazı tartışmalar var. Ama sonuçta beynimizin kendisinin kullandığı bir dil var. Ve dikkat ederseniz dışarıda mesela bardağı görmekten bahsettiğiniz zaman beynimiz aslında bardağın kendisini görmez. Ama bardak, değil mi? Şu gördüğünüz ışık enerjisi fotonlar şeklinde bardağı vurur, bazılarını emer, bazılarını size yansıtır. Gözünüzde ışığı algılamak için evrimleşmiş bazı özel hücreleriniz bunu beynin anladığı bir dile çevirirler ve beynimiz bir şeyi gördüğünü zanneder. İlk kuralımız çok önemli. Aynısı dokunmak için de geçerli. Birisi size dokunduğu zaman ki aslında kainattaki hiçbir şeye dokunmaz. Yani benim şu an gerçekten ki parmağım birbirine dokunuyor olsaydı İstanbul havaya uçardı. Hani öyle bir şey de yok zaten de. Evet, hadi Allah diyelim ki hadi diyelim ki dokundu. Yine burada bazı sinir hücreleri, bazı kodları beynimize gönderecekler. Sonra beynimiz içeride çok büyük bir muhabbete başlayacak. İlk konumuz bu. Yani aslında beynimiz kapkaranlık bir mağaranın içinde. Dünyadaki hiçbir beyin güneşi görmemiştir. Ama her beyin güneşi gördüğüne dair kendi içsel döngülerini kullanarak bir metin yazmıştır. Gerçek anlamda dışarıda bir güneş var diyelim. Hangi zamanda ve hangi mekanda olduğuna dair şu an kimsenin bence çok ciddi bir şey söyleyemeyeceği bir fizik çağında yaşıyoruz ama tamamen bir öyküden bahsediyoruz biz. Bunda yapacak çok bir şey de yoktu. Hadi bunu kenara bırakalım. İkinci aşamaya gelecek olursak işler burada daha da çok karışıklaşıyor. Çünkü biz birçok buz çağını atlatmış, yüksek kortikal bir canlıyız. Ve bunu... Ne demek yüksek kortikal? Yani beyninin çok üst kısımlarını çalıştırmak için kalbinin debisini yani ATP'sinin çok büyük bir kısmını harcayan bir yüksek memeliyiz biz. Yani enerjinin %20'sinin çok daha fazlasını kullanıyoruz. Aslında sadece öyle. %20'den fazla. Tabii, çok daha fazlasını kullanıyoruz. Bazen bu kitap okurken mesela %30'a %40'a bile çıkabilir. O yüzden arkasından çok ciddi bir yorgunluk hissedersiniz. Bir antiparantezi şunu açar mısınız? Çok enteresan bir konu. %20'sinden kitap okurken nasıl daha fazlasını kullanırız enerjinin? Kitap okumak, konuşmak, yazmak, sanatla ilgilenmek, düşünmek, geleceği hayal etmek bunlar yüksek kortikal merkezlerimizin yaptığı şeylerdir. O yüzden neredeyse sadece bizim türümüze hastır. Mesela hareket etmek öyle değil. O çünkü yüksek kortikal bir işlevimiz değil. O yüzden hayvanlar da yapabiliyor. Yüksek kortikal işlevler enerji çok ciddi tüketimini arttırıyor çok sürekli. Çok yani. Tüketimini arttırıyor. O yüzden satranç oynamanın da bir spor olduğu söylenir. Aslında sizin orada kullandığınız hani bu ATP ne kadardır ki? Ama hiç böyle obez bir şey satranç şampiyonu gördünüz mü? Hani, vallahi, yani evet. Çok ciddi bir kalori tüketimi ki onlar genellikle de prefrontal kortekslerini çok kullanan insanlar çok şeker tüketirler. Çok severler çünkü korkunç bir enerji açığı var. Hem de o kadar şeker tüketiyor olmalarına rağmen çok da obez olmazlar. Çünkü bir spordur aslında. O yüzden ben obeziteyle ilgili sorunu olan hastalarım eğer fiziksel aktiviteyi içeren sporları yapmak istemiyorlarsa kitap okuyun ya da satranç oynayın derim. Türkiye'deki hekimlerin bile çoğu bu konuda çok böyle düşünmezler. Ve bu üzücü bir şey. Evet, çok enteresan. Üzücü bir şeyler. Şimdi beynimiz işte bu sebepten dolayı çok cimri, pinti ve enerji tasarrufunu iyi yapan bir beyin olmak zorundaydı. Aksi takdirde buz çağını atlatmamız mümkün olmazdı. O yüzden beynimiz sadece zaten aslında görmediği bir bardak hakkında ahkam kesecek kadar kendisini aldatan bir beyin olmakla kalmıyor. Bir de bunu yaparken siz şu an mesela beni seyrederken ya da izleyicilerimiz şu an bu kaydı seyrederken aslında ekranın tamamına bakmazlar. Gözleri küçük hareketler ile alanın tamamının birkaç stratejik noktasını aslında tararlar ve geriye kalanını içsel döngüleriyle tamamlarlar. Onu şöyle görmek üzerinden genellikle anlatıyorum ben bu örnekleri. Çünkü beynimiz görmekle ilgili zaten kendisine az çok oksipital dediğimiz çok muazzam bir yapı geliştirmiş. Erkek beyni bu konuda kadın beyninden daha da çok bilgiyi böyle almayı sever. Mesela internetteki değil mi cinsel içerikli siteleri erkeklerin daha çok saldırı olmasının sebebi bizim hardware'imizin biraz böyle olması. Biz gerçekten de kadınlara göre daha yüksek bir oranda görerek etrafımızı anlamaya çalışırız. Böyle bir farkımız var. Nedenle avcılık, avlanmaya falan aynen, bağlamak. Biz, hatta bu alanlarımızı biz motor ve ince motor kabiliyetlerle daha çok köprü yaparak bağdaşlaştığımız için işte Ceylan'ın kafasına taşı vurma işi biraz daha bizim. Kadınlar mesela sağlı solludur. Onlar o yüzden bakın, kurgu, planlama, hani ağacın bütün meyvelerini alma gibi şeylerde uzmanlaşmışlar.
Biz bir objeyi gördüğümüz zaman, yani ben diyelim ki bir bilgiyi alıyorum. Zaten o bilginin aslında kendisinden bir haberim yok. O bilgiye göre bir içsel dille talamusuma bir bilgi sunuyorum ben bağdakla ilgili. Sonra talamusum diğer başka bir sürü bölgeyle ona gelen bilginin 6 katı kadar bilgiyi içsel döngüleriyle tamamlar. Bu ne demek oluyor? Ben sadece aslında bağdağın kendisini görmekten aciz bir varlık değilim. Bir de bunu yaparken bari ya bunun hakkını ver. Hani madem zaten aslında görmediğin bir şeyi görmeye çalışıyorsun, bari tamamını gör, ama hayır, yaşadığımız çevre buna uygun değildi. Bir de bunu yaparken bu bardağın, teknik anlamda söylüyorum, sadece 6'da 1'ini tarıyorum ben. 7'de 1'ini tarıyorum. 7'de 6'sını içsel döngülerle kendim uydurarak tamamlıyorum. Bu yani gerçekliğimizin zaten dışarıda olup bitenden hiçbir zaman haberdar değildik. Bir de bunu yaparken çok pintice yaptığımız için içeride bunun çoğunu da kendimiz uyduruyoruz demek oluyor bu. Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi bu noktada hani birçok böyle kitaplarda şeylerde işte subliminal mesajlarla ilgili vardır, geçer falan böyle. Görüntünün görmediğimiz kısmını birçok zaman böyle bakarız. Orada bir yazı vardır. Ben oraya bakmıyorumdur bile doğru düzgün. Yani ama görüş açımdadır. Ve o sözcüğü bir anda ben farkında olmadan kullanırım bir yerde. Yani mesela işte Diyarbakır'da şöyle bir olay oluyor diye oradan altyazı geçti. Ben onu dikkat etmiyorum, anlamlandırmıyorum. Dediğiniz gibi muhtemelen orasına değilim. Bu anlamlandırma nasıl sizce oluyor beyinde? Bu ya subliminal mesajlar konusu bizim gerçeklik algımızdan ziyade bir de bunu yapmaya çalışan talamus diye bir, ya eğer gerçeklik bir yalansa bunun yazarı talamustur. O yüzden buradan bir felç geçirirseniz, gerçeklik algınızda çok ciddi yıkılmalar ya da talamusun çalışmasını etkileyecek psikoaktif maddeler kullanırsanız gerçeklikle ilgili algılarınızda çok ciddi sarsılmalar olabilir. Sizin verdiğiniz örnek daha çok işte nöropolitik yani son derece yani farkındalıklı yöntemlerle yapılan, ama sizin talamusunuzun işte her şeyi fark etmek gibi lüksü yok. Çünkü hayatta kalmamız lazım. Bu kadar çok enerji tüketmemiz lazım. Ve bundan dolayı talamusumuz da her şeyi, her gelen bilgiyi sizin bilincinize yansıtmaz. Mesela ben şu an koltukta oturduğuma dair basınç, derin duyularımı farkındalıkla tecrübe etmiyorum. Ama ben şu an bunu dile getirdiğim an mesela sen bunu fark etmeye başladın. Çünkü talamusun artık ilgisine çektik biz bunu. Yani bu aslında gerçekliğin zannettiğimiz şey olmadığına dair bir kanıt değildir. Ama şuna güzel bir örnektir sizin verdiğiniz. Demek ki biz gerçekliği algılayabilmek için öyle bir kurgu yapmak zorunda kalmışız ki basit manipülasyonlarla kişiler hiç fark etmeden ama onların farkında olarak bile asla tecrübe edemeyecekleri bir etkide insanları etkileyebiliriz de çok güzel bir örnektir. Bu zaten çok uzun zamandan beri yapılan bir şeydir. Yani bu benim anlattığım döngüleri demek ki birileri ya psikolojik ya sosyolojik ya izleyerek fark etmiş ve bunları kendi çıkarları için kullanmaya çoktan başlamışlar. Hiç tasvip etmediğimiz bir şey, onu da belirtelim. Yok, ben yargılamak için söylemiyorum. Üçüncü örneğimiz ise sadece ne dedik ilk başta? Zaten aslında olup bitenden haberimiz yok. Çünkü beynimiz kapalı bir kutu. İkincisi de dedik ki bunu da sadece hadi en azından bunun hakkını vererek yapalım şeklinde de yapamıyoruz. Son derece eksik bir şekilde yapıyoruz dedik. Üçüncü olarak da eksik olan tarafımızı bu sefer de mecbursun. Bardağın tamamını görecek kadar bir enerjim yok. Ne yapmak zor? Sonuçta ama bardağın tamamını göremezsem bardağı çarpma, bardağı tutamama, onu ya işlevselliğe bunu dökemeyeceğim için geri kalanı da kendim uydurmam lazım dedik. Bir de en korkunç kısma gelecek olursak, bir de gerçeklikle ilgili bütün bu kurgularımızı yaparken biz bir de bunu sadece tek bir modalitede ve tek bir duyuda yapmıyoruz. Biz bunu çok farklı modaliteler ve çok fazla duyuları, ki bunların hepsinin beynimizdeki işlenme, anlamlandırma, hatırlanma, mesela bir duyumuz belki de 250 milyon sinir hücresiyle yürütülüyorken diğeri mesela 50 milyon sinir hücresiyle yürütülecek. Bir de bütün bunların mükemmel, ne demekse o, mükemmel bir zamanlamayla aynı anın içine, hem de bütün modaliteler farklı da olsa, hapsedilmesi lazım. Burada ben genellikle hani şu örneğimi veriyorum ben. Yani ben bu hareketi yaptığım zaman bunu bir beyin gördüğü zaman
benim elimin dış hatlarını gören beyin kısmı farklı. Elimin rengini gören kısmı farklı. Harekete duyarlı olan beynimizin algılandırma merkezi farklı. Ses deseniz zaten farklı bir hızla size iletilecek. Kulakla ilgili bir duyumuz olduğu için çok daha farklı beyin bölgelerine gidecek. Sesin de kendi arasında, değil mi, frekansına göre, dalga boyuna göre algılayan farklı beyin bölgelerimiz var. Gene farklı modaliteleri var. Hafıza aynı şekilde. Aynen. Bir sürü farklı bölge. Yani tabii bunun bir el olduğunu, şimdi sonuçta bunu görüyor karşıdaki beyin, ama bunun bir el olduğunu algılayan, duyduğu sesin bu ses olduğunu hatırlayan bu bölümlerimiz farklı. Yani beynimizde bir anda benim bir hareketimle aslında farklı zamanlarda farklı işler için evrimleşmiş belki de 50'ye yakın bölge bir anda ışık hızında elektrokimyasal ve elektromanyetik bir hızla bir muhabbet dönüyor. Talar mısınız bunun hangisi benim için yeterli, hangisi yeterli değil? Ne kadarını ben gördüm, ne kadarını görmedim? Bunun bu el canım diyor mesela, eli görünce. Aslında o belki de birkaç noktasını gördü elimin. El olduğuna göre hemen buradaki şeyleri al diyor ve bir anın içine biz bunu hapsediyoruz. Şimdi benim bu söylediklerimden sonra evet, gerçeklik gerçekten dışarıda olan bir şeydir demek güç. Ve şunu da söylemek istiyorum ben. Yani ben sonuçta burada bir sinir bilimi metodolojisiyle konuşuyorum ben. Bu şimdiye kadar söylediklerimin hepsi fonksiyonel MR görüntüleriyle birçok deneyde, makalede gösterilmiş. Tekrarlanabilir deneylerde, tekrar ortamlarında tekrarlanmış. Ya, tıbbi vakalar çok önemli o bütünlüğü görmek için. Klinisyen hekim, tabii klinisyen hekim örneklerimi hani süremiz yetmeyebilir diye çok vermiyorum. Ben neler gördüm? Yani ben bir kişi beynin bir kısmına pıhtı attığı için kendisine ait olan, çünkü bütün bu gerçeklik modelinin bedenimiz için de olur. Çünkü bizim bedenimiz her ne kadar bizimmiş gibi bize gelse de beynimiz için o da dışarıda olan bir şey. Evet. Yani esas senin için. Bütün bu söylediklerimi ben bilimsel sinir bilimi metodolojisiyle konuşuyorum şu an. Şu an ben burada felsefe yapmıyorum. Hani çünkü burada söylediklerimin hepsinin deneyleri ve makaleleri var. Bu konu hakkında yazılı tarihimizde birçok insan bunu söyledi. Değil mi? Benlik algısıyla ilgili de bir sürü çalışma var. Platon'a hani, kadar gider aynen, söylediğiniz gerçeklik algısı. Tasavvufta da çok güzel örnekleri var. Hani evet. Zaten özellikle ben Anadolu tasavvufuyla çok ilgilenen birisiyim. Çünkü hem Batı hem Doğu felsefelerinin çarpıştığı ve bu yüzden bence çok güzel bir melez çocuğun doğduğu bir toprak. Her ne kadar biz kendimiz onu kendi ürettiğimiz diyarlarda yaşayamasak da. Bunu zaten hep göstermişlerdi. Ben hatta şu an kişisel hayatımda çok ilginç bir dönüm noktasındayım. Yani felsefi ve spiritüel olarak okumaktan keyif aldım ve ya acaba hani burada yazan şey bir, yani bende bir aydınlanmaya sebep olabilir mi dediğim şeyler. Sonra o kitapları mesela kapatıyorum. Bu sefer sinir bilimiyle ilgili kitaplarımı açıyorum. Bir benzerlikler görüyorum ya da beynim arada bir benzerlik olduğuna dair kendisini çok iyi kandırıyor. Olabilir. Evet. Bu dört modellemeden sonra bir konuya geliyoruz ki biz, ben orada hep tenis topu örneği veriyorum. Bir konuya geliyoruz ki o konuya gelip çattığımız zaman gerçeklikle ilgili belki de şu an izleyicilerimiz küçük bir sarsıntı yaşıyorlar. Benim amacım tabii bunu bir depreme çevirmek. O da zaman algımız. Çünkü bakın şimdiye kadar söylediğim her şey hadi bir nebzeye kadar şunu size dedirtebilir. Ya tamam canım, bardağın hepsini görmüyoruz. Tamam kabuldür, bardağın geri kalanında uyduruyoruz kendimiz, eyvallah. Bununla ilgili çok muazzam deneyler var. Biliyorsunuz bu hapishanede hücreye kapatılmış insanların belirli bir süre sonra kapkaranlık ve sessiz bir odaya kilitlendikten sonra, yani o beyinleri siz belli bir süre sonra kendileriyle baş başa bıraktığınız zaman artık dışarıdan o input yok. Ama biz ne demiştik? Zaten benim şu anki gerçeklik algımın inputla aslında çok ilgisi yok. İçsel bir gerçeklik modeli var bende demiştik. Hatta bu gelen inputun 6 katı kadarını ben uyduruyorum ve biz Amerika'daki o hapishanelerde o hücre hapsi yiyen insanların ben çimen gördüm, çimene dokundum dediklerini biliyorduk zaten. Bunu hatta biz hiç utanmadan doktorların çok sık yaptığı bir şekilde, hani çünkü bizim de kendimize ait bir bilim ve tıbbi gerçekliğimiz var. Bir insanın hatta gerçeklik modeli buna uymadığı zaman biz hemen ne diyoruz o hastaya? Şizofren diyoruz. Evet. Halbuki bunun şizofreni değil, bunu beynimizin, ya bu anlamda biz de aslında öyleyiz. Biz sadece bunu 6 milyon yıldır diğer herkesin yaptığı gibi yaptığımız için biz tabii ki kendimizi öyle demiyoruz. Bir de ortak şizofren olunca şizofren oluyoruz. Aynen. O, zaten şey biliyorsunuz
kişisel ilişkilerin psikozlarından toplum tarafından kabul gören teki aşktır. Yoksa aşk bildiğiniz bir psikozdur aslında. Patolojik midir? Bence patolojiktir. Ben bununla ilgili daha yeni kendi üniversitem beni çağırdı, konuşmuştum. Patolojiktir. Aynen. Hatta bakın ben ne çok... Ne anlamda patolojiktir? O çok sert olmuyor mu aşkla ilgili? Patoloji kötü demek değildir ki zaten. Bir şekilde o ya şu mesela bu anlamda... Norm dışı mıdır mesela? Norm dışıdır. Norm çok dışı. Az astınız. Hemen bağlayalım, uzanalım tekrar. Yani normalde beyniniz... Ya şöyle söyleyeyim ben size. En uç örneği vereyim o zaman. Çarpıcı olsun. Yani... Aşk ne kadar normal ya da ne kadar patolojikse kokain tüketimi de aynen böyledir. Çünkü siz bir insana kokain tüketip fonksiyon MR cihazına soktuğunuz zaman gördüğünüz şeyle aşık olan insanın beyninde gördüğünüz şey aynıdır. Yani ben bu aşamada artık yorum yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Hani istiyorsanız ikisine de, ben şuna yalnız itiraz ederim. Bir tanesine patolojik değil derse bir adam ama ötekine patolojik derse işte bak o riyakarlıktır. İkisine de demezsin. Aynen, bu ben aynı muhabbeti hani dinler konusunda da çok sık yaşıyorum. Ya şimdi ya hepsi doğruyu söylüyordur, mesela peygamberlerin, ya da hepsi de söylemiyordur. Yani burada özellikle ben burada İslamiyet öncesi din mensubu olan insanlarda bir kırgınlığım var bu konuda. Ben zaten bu konuda fanatik bir adam değilim. Ama yani şimdi sen bu doğruyu söylüyor, bu doğruyu söylüyor deyip en son gelen ama doğruyu söylemiyor diyorsan burada bir riyakarlık var bence. Hani ya hepsi de bunların doğruyu söylüyordur. O anlamda ben mesela hiçbirine inanmayanlara karşı çok ciddi bir saygı beslerim. Çünkü o en azından diyor ki bence hiçbirisi doğruyu söylemiyordu. Yani ötekinde bir riyakarlık var. Tabii, anladım. Şimdi konumuza tekrar dönecek olursak. Zamanla ilgili bakın çok ilginç bir şey var. O da ben burada tenis topu örneğini veriyorum. Şimdi eğer siz bir tenis sahasında tenis oynuyorsanız ve bir tenis topunun size doğru geldiğini görüyorsanız, bakın sizin tenis topunu, demin anlattığım her şeyi beyninizde yapmanız 0.3 saniye gibi bir zaman alıyor. Yani değil mi, topun güneş ışığı topa çarpacak. Oradan benim retinama çarpacak. Oradan beynimde gerekli bölgelere gidecek. Ondan sonra bak bu yetmiyor. O topla ilgili o gelen bilginin 6 katı kadar bilgi talamusa geri gelecek. Bu bilgilerin hepsi farklı bilgiler. Birisi mesela topun görüntüsüyle ilgili, birisi topun ne olduğunu size hatırlatan, birisi onun top olduğunu bilen. Yani değil mi? Farklı bilgiler bir araya gelecek. Bu 0.3 saniye kadar bir zaman alıyor beyninizde. Bu 0.3 saniye içerisinde o tenis topu size birkaç metre yaklaştı bile. Yani bu şunu anlama geliyor. Gerçekliği biz uyduruyoruz kendimize ama uydurmak yetmiyor. Eğer bu ve bunu niye uyduruyoruz biz? İşlevsel olsun diye. Hani işte ben seninle muhabbet edebileyim diye. İşte ben de mi uçağa binip İstanbul'a gelebileyim diye. Ama işlevsel olması için beynimizin bir şey yapması gerekiyor ki bu aslında hiçbir işe yaramayan şey işlevsellik kazansın. O da timing, zamanlama. Bunu yapabilmesi için beynimizin, demek ki beynimiz gördüğü şeyin aslında şu an değil de şu andan biraz gerideki bir an olduğunu farkında. Hayatta kalmak için ama onu bu anın içine kitlemek zorunda. Bu anlamda beynimiz gerçek anlamıyla bir zaman makinesidir. Çünkü şu an tecrübe ettiğiniz her şey aslında geçmiş andır. Siz onu şu an kendiniz tecrübe ediyorsunuz. Çünkü o andaki beyniniz o tecrübe hissini biraz ileriye sararak bunu yapıyor. Bunu yapamadığı zaman zaten dejavu yaşadığınızı zannediyorsunuz. Yani bu yalanı uydurmayı çok da iyi yapamadığınız zaman ben bu anı daha önce yaşamıştım. Ya sen aslında her anı daha önce yaşadıydın. Kendini çok iyi kandırıyordun da şu an gerçekten anın kendisinde olduğunu zannediyorsun. Böyle bir şey var zamanla ilgili. Bakın ben burada şu an biliyorsunuz kuantum ve fizikle ilgili zaten zamanın hani varoluşçu değil de eternalist bir zaman paternine sahip olduğu kanıtlandı. Evet. O Türkiye'de genellikle yanlış biliniyor o şey deneyi. O ışık hızıyla giden tren deneyi. Türkiye'de hep onu ışık hızıyla giden treni sen dışarıdan seyrettiğinde adam koştuğunda diye anlatırlar. Ben o makalemde de yazmıştım. O değildir. İki tarafı aynı anda ateş eden bir adam vardır orada. Yalnız iki aynanın aynı anda kırıldığını o içerideki adam hissederken dışarıdaki adam için
T'nin gittiği yöndeki ayna biraz daha geç kırılır. Yani bu şunun kanıtıdır. Bu başlı başına şunun kanıtıdır. Işık hızına yakınlaştırıyorlar. Aynen. Bu örneklem şunun kanıtıdır. Gerçeklik senin için ve benim için farklıdır. Bunu fizikçilerin anlatma şekli budur. Ben şu an bir sinir bilimci olarak diyorum ki ben size. Zaten gerçeklik bir uydurmadır. O yüzden aslında bunu birbirimizden ne kadar farklı yaptığımızın bir önemi yok. O yüzden lütfen bu dünyadaki hiç kimsenin bu dünya hakkındaki fikri onunla aynı değil diye ona küzmesin ya da aynı diye onu sevmesin. Ona sırf bundan dolayı bir iyilikte bulunmasın ya da sırf bundan dolayı da bir kötülükte de bulunmasın lütfen. Yani şu gerçeklik dediğimiz yalan için dünyada olup bitenleri bir düşünebiliyor musunuz yani? Hani bir yalan üzerine, bir kurgu üzerine birbirimize etmediğimiz güzellikler ya da kötülükler yok artık. Bundan kurtulmamız lazım bizim. Bu çok önemli. O zaman dipnot olarak koyayım ben onu. Bu tenis topu örneğinde peki neofrontal korteks ne yapıyor? Frontal korteksiniz, tabii şöyle söyleyeyim ben size. Eğer tenis oynamayı yeni yeni öğreniyorsanız frontal korteksiniz çok çalışır. Aha. O yüzden son derece hantal, o yüzden son derece o topa vuramayan, o yüzden sanki bu işi asla ben güzel yapamayacağım gibi kaygılar. Hani o frontal korteksiniz ve amigdalanız siz bir şey öğrenmeye çalışırken öyle bir muhabbete girerler ki hatta aslında böyle bir muhabbete girmeleri de iyidir. Çünkü sonradan bütün bunları bilinç dışınızla yapabiliyor olmanız bunu öğrenirken ne kadar çok bağlantı kurduğunuzla alakalıdır. Hmm. Ha, siz doğuştan zaten tenis oynamak... Kaygı da iyi midir amigdaladan gelen korku? Bir yere kadar iyidir tabii. Onun bir oranda iyi midir? Tabii bu çok eski bir çalışma biliyorsunuz. Bu kaygı, hiç kaygı olmayan insanlar da iyi öğrenemiyorlar. Aşırı kaygısı olanlar da. Ki bu gene beyinden beyine yani kişiden kişiye ki beyinlerimiz yaşlanmamızla birlikte değiştiği için aslında kişinin kendisi içinde her zaman farklıdır. Hiçbir şey hiçbir zaman sabit ve hep orada değildir. Sinir bilimi bakın bilim açısıyla konuş. Ben şu an felsefe yapmıyorum yani. Peki tenis topuna nasıl vuruyoruz biz? Eğer tenis topuna zaten biz tenis topunun zaten baktığımız şey tenis topu değil. Değil mi? Birinci maddede bunu anlattık biz. Biz ama artık 6 milyon yıldır ona baka baka onun tenis topu olduğuna kendimizi öyle bir inandırmışız karar ki. Kılmışız. Tamam tenis topu dedik geçtik. Gördüğümüz şey tenis topunun sadece 7'de 1'i 7'de 6'sını biz uydurduk. Eyvallah onu da kenara koyduk. Üçüncüsü biz bütün bunları yaparken biraz zaman kaybettik. O yüzden aslında top şu an olduğunun ilerisinde ama top oradayken bunu yapan beyin bunun böyle olduğunu bildiği için zaten topu gören bilincimiz onun olduğu yeri görüyor. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani tenis topu buradayken biz gördük. Tenis topu o sırada biraz daha mesafe aldı. Ama buradaki beynimiz bunun zaten böyle olduğunu yıllardan beri tecrübe ettiği için daha burada bu anı tasarlıyor. Yani hepimiz geçmişin tasarısını anımızın içine kilitliyoruz. Bu çok önemli. Bunu özellikle yaparken bize yardımcı olan şey ne? Tenis topunun belirli bir yönde gideceğini varsaydığımız için bunu yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz tenis topundan çok daha yavaş hareket eden bir sineği ama vuramıyoruz. Çünkü sinek nasıl evrimleşti? Sinek şunu fark etti herhalde belli bir süreden sonra. Ya ben hep aynı yöne doğru kaçarsam bu iş olmayacak. Evet. Her seferinde muhtemelen kendisinin bile öngöremediği tıpkı bizim de aslında libet deneyinde olduğu gibi. Değil mi? Orada da biz sonucun sebebi bizmişiz gibi düşünüyoruz ama hani bunun böyle olmadığını da kanıtladılar. Sinek tabii her seferinde random rastgele başka bir yöne gittiği için tenis topundan çok daha yavaş hareket ediyor olmasına rağmen vuramıyoruz biz onu. Yani tenis topuna vurabiliyor olmamızın sebebi bu. Zamandaki bu kurgusallığımızın bir ürünü olduğunu yani beynimizin bir uydurmasının ürünü olduğunu ben şöyle kanıtlıyorum konuşurken. Mesela böyle bir gecikme yaptığım zaman şu an beni dinleyen herkes benim geciktiğimi fark etti. Tam gecikmediniz aslında da. Küçük bir boşluk verdi. Yani normal konuşmanızdan daha küçük bir şeyle konuşmak. 3 saniyelik bir boşluk verelim. Daha iyi anlasın izleyicilerimiz. Yok artık mesela onu yapamazsınız. Çünkü artık talağımız bu gecikmeyi aynı dikkati çektik artık. Evet. Şu deneyi söyleyeyim ben o zaman. Lütfen bu programı seyreden herkes kol saatinde ya da duvar saatindeki saniyelerin ilerleyişine baksın. Şunu fark edeceklerdir. İlk saniye diğer saniyelere oranla sanki biraz daha uzun sürdü gibi hissedecekler. Halbuki saniyelerin hepsi birbirine eşit. Bunun sebebi de tıpkı tenis topundaki gibi. Çünkü beyniniz o saniye, o küçük, o yani o saniye, saniyeyi gösteren hangi koldu?
Hangi kol saatinde akrep miydi? Kimdi saniye gösteren? Yok, akrep belki olan değil. Saniye. Yani saniye gösteren kolu ilk hareketini görünce artık tamam mısınız ve beyniniz kendisini nasıl kandırması gerektiğine dair daha iyi bir içgörüye sahip olduğu için diğer saniyeler daha çabuk geçiyormuş gibi geliyor size. Evet, bu çok güzel bir örnek. Film örneği vardı bir de. Aynen. Gene eğer siz bir filmi ilk kez seyrettiğiniz zaman, film diyelim ki bir saatlik bir film seyir, o size diyelim ki böyle gelir. Ki hani aslında değil mi, filmi seyretmediğinizi, filmin sadece 6'da 1'ini seyrettiğinizi, 6, değil mi? Yani bunların hepsini söyledik ama diyelim ki hadi filmi seyrettiniz ve size 1 saatmiş gibi geldiyse, ikinci kez seyrettiğinizde eğer çok kuvvetli bir dikkatle seyretmediyseniz, çünkü bu zaman algısını talamıyorsunuz, dikkatinizle dağıtabiliyor, film size daha kısa gelecektir. Ya da İstanbul'daki izleyicilerimiz Ankara'ya gittikleri zaman ve Ankara'dan tekrar geri döndüklerimiz zaman şu konuşma Türkiye'nin arabalarında çok, dünyanın arabalarında çok olmuştur. Allah Allah ya, sanki geri dönüşümüz daha hızlı oldu. Neden daha hızlı oldu? Çünkü siz eskiden daha az tecrübe ettiğiniz bir mesafeyi, bir tecrübeyi, bir yolculuğu, bir yalanı kendinize uyduracaktınız. Geri dönerken talamusunuz tabii ki bunu çok daha kolay yapıyor. Bunu daha kolay yaptığı için zaman algınızda da bir bükülmeye sebep oluyor. Aynı şeyi hepimiz okula giderken, o korkunç hapishane gibi binalara giderken, hepimiz cuma günkü son dersin, son dakikaların geçmesini saatlerce beklemedik mi? Evet, Foucault'un kulakları çınlasın. Eğer gerçeklik ve zaman uydurma bir şey değil de gerçekten dışarıda olan bir şeyse, neden cuma gününün son dersinin son dakikaları her zamankinden farklı? Çünkü senin uydurmanlı zaten bunlar. Ve sen tabii ki kendi uydurman üzerinde, hem de seni yöneten insanların asla kabul etmek istemeyeceği kadar büyük bir güce sahipsin. Aynısını Einstein, hatta biliyorsunuz ünlü fizikçilerle aynı masada saatlerce relativite teorisini anlatmaya çalışıyor. Anlamıyorlar. Einstein de en son diyor ki aman yeter be diyor. Güzel bir kadınla yatak odasına geçirdiğim bir saat sana 5 dakika gibi geçer diyor. Yani eğer şimdi gerçeklik ve zaman dışarıda olan bir şey olsaydı, neden güzel anlarımız daha çabuk geçiyor gibi geliyor bize? Güzel anlar tahmin edilemeyen anlar mı daha çok sizce? Şöyle, orada da hemen size Helen Fischer'den... Mesela deriz ya, spontane hadi şuraya gidelim dedik, size bu, çıktık gezmeye başladık. Aynen, doğrudur. Burada da gene insan beyinleri arasında bir fark var. Ya şunu biz biliyoruz ki dopaminerjik olan insanlar biraz daha maceracıdırlar ve biraz daha beklenmedik, bilinmedik olanın onları heyecanlandırdığı için bunun hatta peşinden koşarlar. Tabii bayağı. Bu da bir bağımlılıktır. Öyle mesela bir belgesel vardı. Yamaç paraşütü yapıyorlar mesela, dopamin fazla olan ve sürekli de yer değiştirmek zorundalar. Daha zoru, daha zoru. Dopaminde de bir de öyle bir şey var. Yaptıkça aynen, artık bitiyor onun şeyi. Aynen. Elde ettikten sonra dopaminerjikler bildir. Helen Fischer hatta bu insanların dopaminerjiklerle evlendikleri takdirde evliliklerinin daha uzun sürdüğünü de kanıtladı. Yani çok nasıl? Dopaminerjik beyinlerin, hı-hı, dopaminerjik beyinlerle ilişki kurmada daha iyi olduklarını kanıtladı. Hı-hı. Hani daha aşkın ne olduğunu biliyoruz zaten. Bitti. O kitabı yazdık. Şimdi evet, neden kime aşık oluyoruz kitabını yazıyor Helen Fischer. Yakında bir 5 yıla falan böyle bir şey çıkabilir. Mesela serotonerjik insanlar için tam tersine beklenmedik an, hani o kendilerine kurdukları o kurallar sinsilesi, o muhafazakar dünyalarının dışındaki şeyler onları irite edecektir. Mesela dopaminerjiklerden farklıdır. Bu zamana nasıl tekabül eder? Ben bununla ilgili bir makale okumadım ya da bir deney var mı diye bilmiyorum ama benim bugüne kadar artık sinir bilimiyle ilgili kendime oluşturduğum bir bu tarz konularda bir fikir yürütmem var ve bunun tutuyor olmasından da çok ciddi narsistik bir keyif alıyorum. Hani buradan çıkınca bakarım çalışmalar ama bence bu konuda bütün beyinlerin aynı tepki vereceğini düşünmüyorum ben. Muhtemelen burada benim söylediğim nörotransmitterlerimizin kişilikler üzerimizde, hem de annelerimiz, babalarımız kullandığımız dil, hepsi onlar bunun üzerinden etkili zaten. Çok ciddi bir etki var. Ben zaman algılarının bunlara göre farklılıklar göstereceğine eminim. Yoksa zaten değil mi, bazen bir tiyatro seyretmeye gidiyorsunuz. Öyle bir tiyatro ki size zaman geçmek yani bilmiyor. Hı. Ama herhalde o tiyatroyu yazan adam için öyle olmamıştır. Yani muhtemelen beyinlerimiz arasında aynı olaylar, aynı etkiler. Stres olsun mesela. Bu stres kimisi için belki de zaman daha hızlı akıyormuş gibi gözüküyor. En azından belirli düzeyde, belirli frekansta ve belirli konularda. Bir başka insan için de bunun zıttı etki yapıyor olabilir. Çünkü mesela değil mi, bazen mesela obsesif insanlarda şey oluyor. Onu o kadar takıyor ki böyle bir günü çok daha uzun süreymiş gibi de yaşayabiliyor. Olabilir. Dediğim gibi bu konuda şimdi ben, bakın şimdiye kadar sadece ben size
dünyanın bu konu hakkındaki bilimini anlattım. Hı-hı. Ben şu ana kadar hiç kendi fikrimi söylemedim ama kendi fikrimi söylemem, yani hakkım varsa burada. Evet, ben onu istedim. Benim kendi fikrim bu konuda kesinlikle farklıdır. Ve bunun sebebi nedir? Antropomorfoloji, beyinlerimizin zaten strese her insan aynı cevabı vermediği için zaman algısı bakımından belki bu çeşitliliğe sahibiz. Ya. Biliyorsunuz psikiyatrik hastalıkların da insanoğlunun buraya kadar gelmesinde çok büyük bir faydası var. Herkes, şimdi serotonerjiklerle dolu bir mağara düşünün. Herkes mağara adamı ve kadın orada. Hiç kimse kesinlikle mağaranın dışına çıkmak istemiyor. Her gün aynı meyveyi tüketmek istiyor. Onlardan birisinin çocuğunun diyelim ki hafif psikotik, hafif borderline, hafif bipolar, değil mi? Bugün aslında sevmediğimiz ve bir insanı neredeyse sanki o öyle bir densizlikle yapıyoruz ki biz bunu, sanki biz bu değilmişiz gibi. Hı hı. Biz bunun daniskasıyız yani. Sadece ötekilerle aynı oranda yaptığımız için biz bu tanıları almıyoruz. Bir başkasına bu tanıyı çok yapıştırıyoruz ama mağara çağında o mağaradaki insanlar eğer günümüze devam ettilerse bunu onlara borçlar. Çünkü o dışarı çıktı ve dışarı belki de bir ayı onu yedi. Ama belki de başka bir tatlı su kaynağını buldu. Yani bu çeşitliliğe ihtiyacımız var. Aynısı gerçeklik algımız için de geçerli. Hepimizin gerçeklik alanı farklı. Yani hepimiz belki de bu renge beyaz diyoruz ama emin ol hepimiz aynı şeyi görmüyoruz. Ve eğer insanoğlu, ben şu an çok distopik ve türümüzün yok olmanın eşiğine gelmiş bir halde olduğuna inanan bilim adamlarından birisiyim ve bizi bundan kurtaracak olan şey, hani herkesi aynı kalıba sokma değil, tam tersine bütün bu çeşitliliklerimizin, bütün bu gerçek, bu yalan olan, şimdi şöyle düşünün, dışarıda bir yalan var ve biz hepimiz buna gerçeklik demişiz. Şimdi sizce dışarıda olup biten hakikate gitmenin yolu, aramızdaki birinin benim dediğim doğru deyip hepimizin onun peşinden gitmesi mi? Yoksa hepimizin bir kere baştan şunu kabul edelim. Gerçeklik algımız çok büyük bir yalan. Bunu atalarımız çok uzun yıllarda yapmışlar. Eyvallah, sağ olsunlar, buraya kadar geldik bu sayede. Ama artık bundan sonra bunu devam ettirme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü artık bu dünyadaki günlerimiz sayılı. İnsanlık dediğimiz şey bu kadar teknoloji, bu kadar bilim ve bu kadar bilgiye rağmen bugüne kadar yaşanmamış bir kaos, bir katliam, bir sefalet, bir adaletsizlik, bir Allahsızlık, yani bunun ismi buysa, içinde. Ve bundan bizim çıkmamızın yolu, bunu ilk başta kabul edeceğiz. Hepimiz sonra bu konu hakkındaki fikirlerimizi söyleyeceğiz ve bir yere varmaya çalışacağız. Benim bu gerçeklik ve zamanla ilgili bunu bu kadar çok diretiyor olmanın sebebi, işte burada artık felsefe yapıyorum ben. Eğer gerçeklik bir yalansa, ki yalan, yani bunu söylemek için bilim adamı da, yani bunu zaten gerçekliğin yalan olduğunu, değil mi? Ben şimdi bilim adamı sıfatımla değil de bundan 1000 yıl önce elimde bir asayla söylüyor olsaydım benim ismim başka bir şey olacaktı. Gerçeklik bir yalan, zaman algımız bir yalan, zamanın akıp gitmediğini zaten fizikçiler kanıtlıyorlar şu an. Biz de artık sinir bilimi bakımından zamanın akıp gitmediğini ama zaman aktığına dair bir algımız olduğunu kanıtlıyoruz. Bu bir yalansa lütfen, yani bu programın, hani eğer insanlar buradan bir not alıp, değil mi, o yeni moda, o seminerlerde eve bir şey götüreceklerse, eğer bütün bunlar bir yalansa, mesela uğruna savaşılacak ne vardır ki yani? Eğer bunların hepsi bir yalansa. Bu değer mi? Yani hiçbir insanın bir insanı öldürmesine, onu acı çektirmesine, onu kıskanmasına, ona imrenmesine, ona biat etmesine ya da tam tersine kendisini biat ettirmesine bir anlam kalıyor mu? Yani zaten bu tuttuğum şey yok ki bunun için biz kavga edelim. Ben aslında buradan bir panhumanizme dönmeye çalışıyorum. Yani materyalizmin, evet, çok karşıt bir dünya görüşüne kadar çıkabilir çünkü o anlamda. Öyle dense şimdi materyalistler benim bu dediğimi dinlemez. Yok, ben bunu hiçbir kalıba, hiçbir şeye sokmamaya çalışıyorum. Bu sinir biliminin gerçeklikle ilgili, özellikle seyircilerimiz bu konuyla ilgili kaynak ya da belgesel seyretmek isterlerse lütfen tavsiye edin bunu. Gerçekten David Eagleman'ın The Brain, yani beyin kitabı, bu konuya çok ciddi vurgu yapıyor. Gene bu konuyla ilgili bir BBC belgeseli var. Çok sade, çok efektif bir şekilde bunu özetlemiş. Eğer gerçek, peki bunun bizi nereye götüreceğine dair kitap okumak istiyorlarsa da, bu hemen Ray Kurzweil'i öneriyorum. Bir daha alalım, tamam. Ray Kurzweil, yani Singularity Üniversitesi teorisi ve kitaplarının sahibi olan kişi. O da hani bunun üzerinden, yani beynimizin bu çalışma, çünkü şimdi beynimizin biz nasıl çalıştığını çözdükçe tersine mühendislikle biz neyi inşa etmeye başlıyoruz? Yapay zeka. Yani o da onu, yolculuğun devamını okumak isterlerse öneririm. Şimdi süremiz biraz azaldı. Ya son olarak, ya bütün bu konuştuğumuz şeyler
bende şöyle bir soruyu getiriyor. Şimdi bu kadar nöron aktivasyonlarının hepsi biricikse, nöron nöron ve bir daha aynı şey tamamen tekrarlanmıyorsa, gerçi sürekli yeniden her saniye üreten bir makinaysak biz, o zaman hepimizi bırakın, kendimiz sürekli farklı bir insanız demek anlamına gelir mi sizce? Yoksa aynen, bu kesin. Çok güzel. Çok yani felsefik bunu, bir yorum hayır, olur, bu, bilim dışına hayır, çıkar. Bu şu an senin kurduğun cümle tamamen pozitif bilimlerin, sinir biliminin kanıtladığı bir şeydir. Buna biz nöroplastisite diyoruz. Hatta işte bu Taoizmin ya da değil mi bu Zen Budistlerinin ya da Anadolu'daki o hani ne, nasıl düşünürsen öylesin gibi bütün bu eskiden ahlakın söylediği, tasavvufun, dinlerin söylediği her şey genellikle çünkü dünyada sanki böyle din ve bilim birbirinin zıttıymış gibi bir algı var. Hatta ben televizyon programlarında genellikle her iki taraftan da saldırıyorum. Ya bu söylediğim şeyi mesela din perspektifinden birisi bu sefer sen bilimcilik yapıyorsun diyor. Evet. Bilim perspektifindeki adam da sen ahlakçılık yapıyorsun diyor bana. Ama aslında dünyada bilim, din ve sanatın, ahlakın diyelim ona pardon, kesiştiği bir yer varsa o da insan beynidir. Ve aslında birbirine aynı şeyler söyler. Demin senin söylediğin şeyin neuroscience'daki, sinir bilimdeki karşılığı nöroplastisitedir. Yani sen şu an aslında bu cümleyi kurarken bir felsefe kitabının değil, bildiğin bir sinir bilimi kitabının koskoca bir chapter'ının başlığını söyledin. Gerçekten şu an sen mesela beni seyrederken ya da ben sana bir şey anlatırken deneyimlediğimiz bu olay her ne kadar da bizim uydurmamıza göre içimizde şekilleniyorsa bizi değiştiriyor. O yüzden hani güzel söz, hani bütün gerçekten Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin söylediği şeyler, Yunus'un söylediği şeyler, sinir bilim açısından bildiğiniz gerçek şeyler. Bakın deminden beri söylediğim şeylerin gerçekliği ne kadar gerçekse onların söylediği şey de gerçek. Müzik dinlemenin etkileri. O çok daha korkunç. Hani müzik tedavileri var mesela. Aynen. Ya bunların hepsini sinir bilimi tarafından, hatta bu benim söylediğime göre aslında duymadığınız sesler de sizin beyniniz üzerinde etkiye sahip olabilir. Çünkü kavrayamadınız. Çünkü kavrayamadığınız şeyler. Çünkü siz sadece talamusunuzun bilincinize yansıttığı şeyleri duyduğunuzu zannedersiniz. İşte hani o senin verdiğin bir reklam afişine baktığınız zaman talamusunuzun sizin bilincinize yansıttığınızı gördüğünüzü zannedersiniz. Hani o eski Amerikan sinemalarında insanlar aya çıktıklarında içecek tüketsinler diye, değil mi? Belli bir frekansta bilincini algılayamayacak kadar yükseklikte gösterdikleri resimlerle nöropazarlama yöntemidir bu. İnsanlara zaten bunu yaptırıyorlardı. Hani illa buradan çok distopik bir yere geleceksek, şu an benim söylediklerimi sizce dünyayı yöneten insanlar ne zamandan beri biliyorlar ve acaba bir gerçeklik algımızı nasıl kırıyorlar? Bir düşünün bakalım. Bir düşünelim hep beraber bence. Bugün programımızın sonuna geldik. Nörobilimsel olarak her davranışımızın farklı bir yaratıcılık oluşturduğunu, dolayısıyla çok da belki korkmamak gerektiğini, hatta bu monoton kendimize kıstırıyoruz bazen. Ya ben böyleyimdir, benim kişiliğim budur, dolayısıyla bunun dışına çıkamam falan. Ama gördüğümüz gibi sinir bilimde öyle bir gelişmeler var ki sürekli bir yeni yaratıcılığa da kapı açıyor. Çok teşekkür ederiz. Antalyalardan geldiniz, bizi kırmadınız. Sağ olun, ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tekrardan çok sağ olun. Ben de son bir kitap tavsiye edeyim. Ayrıntı Yayınlarından birkaç sene önce çevrilmişti. Bruce Wood'un Benlik Yanılsaması bu konuyla ilgili vardı. İzleyicilere onu da tavsiye ederek bitireyim. İyi akşamlar diliyoruz. Eksik olanın bugün de sonuna geldik.